İklim değişikliği dünyayı nasıl korutuyor diye bir soru sormak ne kadar çarpıcı olsa da bu sorunun cevabını birçok insanın istemeyeceği bir şekilde öğrenebiliriz çok yakın zamanda. Mark Twain'in dediği gibi kuraklık suyun ne kadar kıymetli bir kaynak olduğunu gösterir ve bize onu nasıl kullanmamız gerektiğini hatırlatır. Son bir ağaç, son bir nehir kuruduğunda, son bir balık avlandığında beyaz adam paranın yenmeyen olduğunu anlayacak diyen Kızılderili bugünleri öngörmüş tam olarak. İşte bu yüzden bugün kuraklık konusunu ele alıyoruz. Sinsi sinsi ilerleyen kapıdaki büyük tehlike. Sizce yağmursuz bir hayat nasıl olurdu? Son 60 yılın en kurak kışı yaşanırken ülkecek yağmur doğasına çıktığımız günleri unutmadık. Hey kurban oldum Allah'ım. Vallahi artık susuzlukta ne yapacağımızı şaşırmışız. Bak bu sefer Müslümanı, Yezidisi, Süryanisi hepimiz huzuruna toplanmışız. Ama hangisi senin için münasipse o taraftan dağımızı kabul eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bize yağmurla sula, bizi ümitlerini kesmiş kimselerden etme. Amin. Camilerde, hutbelerde az amin demedik yağmur yağsın dualarına. Yağmurların yağması için ve karların yağması için Allah'ım bilhassa senin rızan için. El Fatiha. Ya Rab bizlere hayırlı rahmetler, hayırlı yağmurlar, hayırlı karlar nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Şu amca gibi ihlaslı samimi dua edenlerin hatırına yağacağına olan inancımız tamdı. Para istemiyoruz. Bir şey istemiyoruz sana yağmur. Yağmur istiyoruz ya Rabbim senin kuluyuz. Apartmanlarımız hep kurulmuş, hiçbir şey kalmamış. O tarafı sulu, bu tarafı kuru. Ya Rabbi alemin yağmur istiyoruz, yağmur, yağmur. Ya da elim abdestli, şimdi namazımı, öğle namazımı kıldım ya Rabbi alemin. Ya Rabbi ağzıma su doldur ya Rabbi alemin. Yeni kebap yedim. Ali. Abi hadi senden yağmur istiyoruz. Gübremizi atmışız. İlacımızı atmışız. Hadi yağmur istiyoruz. Yağmur olmazsa hiçbir şey olmayacak. Ya Rabbi alemin. Gübre bahadır telaş. Senin kuluyuz ya Rabbi alemin. İnşallah akşama kadar yarın bu yağacak inşallah. İnşallah. Rabbi alemin benim duamı kabul eder. Yağdı da biz böyle beklerken... Şöyle bir durum olmadı değil. Bu amca da duasını şöyle bir güncelledi. Ya Rabbil Alemin, sana çok dua ettim ama bu kadar etmedim ya Rabbil Alemin. Dedim biraz yağmur yağdır. Ey Allah'ım ya Rabbim sana kurban olayım. Biraz musluğu kıstır ya Rabbil Alemin. Bütün millet bana küfür ediyor diyor. Sen çok büyük dua etmişsin. Biraz musluğunu kıstır ya. Tabii her konuda kutuplaşan yurdum insanı bu konuda da yelke avaz olacak değil ya. Din adamları kıyamet alameti dese de bilim adamları küresel ısınma dedi. Nasıl adlandırılırsa adlandırılsın ki kavramlar onlara yüklediğimiz anlamlarla var olurlar. Hiçbir tanımlamaya ihtiyaç duymasa da neyse ki büyük bir tehlike olduğu konusunda hemfikir oldular. Bakın şimdi gökten Allah indirmiyor yağmur öyle mi? Kar indirmiyor. Şimdi normalde bu mevsimde buraların diz boyu kar olması lazım. Aha bu sene yok. Gökten indirmedi Allah. Neye sebep acaba? Meteoroloji uzmanlarına sorsak belki bir şeyler söylerler ama ben de Kur'an hadis penceresinden baktığımda şunu söyleyebilirim. Burada suçlu biz. Biziz, günahlarımız. Allah bizi kuraklıkla, kıtlıkla, susuzlukla imtihan ettiği zaman anlayacağız. Bir işi, gücü, daldık, namazı bıraktık, şükrü bıraktık, Kur'an'ı bıraktık. Daha çok yaparsam daha çok kazanırım zannettik. Allah da musluğu kapattı. Ne yapacağız şimdi? İki kutupta da sorunun kaynağı farklılık gösterse de... İklim değişikliğinin bu problemi daha da arttıracağını, şiddetlendireceğini görerek daha farklı, şimdiye kadar yaptıklarımızdan farklı şeyler yapmamız lazım. Yeni bir solukla, yeni bir anlayışla yaklaşımla bu olaya yaklaşmak gerekiyor. Şu anda görüyoruz koronada hiçbir anlamı olmadığı halde yani hiçbir bilimsel bir anlamı olmadığı halde insanlar yolları, asfaltları yalamadığı halde asfaltlar, yollar foşur foşur yıkanıyor. Su yönetimi yerel yönetimlerde yok. Kuraklık izlemiyoruz. Su bütçemiz yok. Kuraklıkla mücadele planlarımız yok. Yağmur suyu hasat etmiyoruz.
kentlerimizi planlarken kendin kapasitesini düşünmüyoruz ve bütün bundan sonra da iklim değişti böyle oldu diyoruz. Böyle bir şey yok. 6 aydır olağanüstü kuraklık yaşayan bölgeler var. Bu bölgeler ilerleyen yıllarda daha da artabilir. Aslında çok da yolun başında değiliz. Yolun sonunda da değiliz neyse ki. Ancak kurtulabilmemiz için bu kuraklıktan hızlıca adım atmamız gerekli. Önemli olan sorunun varlığını kabul etmekte. Kuraklık normal yağış düzeyinin altında olan ve uzun süren bir kurak dönemi olarak tanımlanan, bir bölgede su kaynaklarına olan talebin mevcut kaynaklardan daha yüksek olduğu bir doğal afettir. Kuraklık su kaynaklarına olan talebin aşırı artması, iklim değişikliği, insan faaliyetleri, nüfus artışı ve doğal koşulların birleşimi gibi birçok nedenle ortaya çıkabilir. Aslında her biri yapbozun birer parçaları. Kuraklık toplumlar ve ekosistemler için ciddi bir tehdit oluşturur. Kuraklık nedeniyle tarımsal üretim düşebilir. Gıda üretimi ve hayvan yetiştiriciliği zorlaşabilir ve doğal bitki örtüsü yok olabilir. Kuraklık aynı zamanda su kaynaklarının tükenmesine ve kirlenmesine de yol açabilir. Bu da içme suyu kaynaklarının kaybolmasına ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Kuraklık aynı zamanda iklim değişikliğinin bir sonucu olarak giderek daha yaygın hale geliyor ve dünya genelinde birçok bölgede görülüyor. Bu nedenle kuraklık ile mücadele etmek ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, özellikle gelecekte bu sorunun daha da büyümesi durumunda önemli bir konu haline geliyor. Kuraklık dünya genelinde ciddi bir sorun haline geldi. İklim değişikliği, çevre kirliliği, insan faaliyetleri ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle kuraklık her geçen gün artıyor. Bu durum tarım ormanları, tatlı su kaynakları ve insan sağlığı gibi birçok alanda olumsuz etkilere neden oluyor. Kuraklığın olumsuz etkileriyle mücadele etmek için birçok şey yapabiliriz. Öncelikle su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanım sağlamak için çalışmalıyız. Ayrıca su tasarrufu yapmak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak ve tarım teknolojilerinde yenilikler yapmak gibi farklı çözümler de uygulanabilir. Dünya genelinde kuraklıkla mücadele için birçok önlem alınmaktadır. Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, su verimliliğinin arttırılması, yağmur suyu toplama ve depolama, yenilenebilir enerji kaynakları, dünya genelinde iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklık gibi sorunlarla mücadele etmek için birçok ülke önemli adımlar atmaktadır. İşte dünya genelinde kuraklıkla mücadele için alınan önlemlerden bazıları. Dünyanın farklı bölgelerinde kuraklıkla mücadele etmek için birçok farklı proje ve çalışmalar yapılıyor. Örneğin İsrail kuraklıkla mücadele konusunda dünya liderlerinden biridir. İsrail'de su tasarrufu ve geri dönüşüm teknolojileri kullanılarak su kaynakları etkin bir şekilde kullanılıyor. İsrail su kaynaklarını yönetmek ve kullanımı optimize etmek için teknolojik yenilikler ve yöntemler kullanmaktadır. Örneğin tuzlu su arıtma sistemleri, yağmur suyu toplama ve yeniden kullanma sistemleri gibi yenilikler kullanarak su kaynaklarını arttırmayı hedeflemektedir. Avustralya kuraklıkla mücadele için su tasarrufu ve su yönetimi programlarına önem vermektedir. Bu kapsamda tarım sektöründe su kullanımını azaltan yöntemler, su kısıtlamaları ve su tasarrufu aletleri kullanımı gibi uygulamalar yaygınlaştırılmaktadır. Hindistan'da ise kuraklıkla mücadele için su kaynaklarını yönetmek, korumak ve yeniden kullanmak için farklı programlar uygulanmaktadır. Bu programlar arasında yağmur suyu hasadı, su toplama göletleri, sulama yöntemlerinde verimliliği arttırmak gibi uygulamalar yer almaktadır. Çin ise kuraklıkla mücadele için su tasarrufu programları, su kaynaklarının yönetimi ve yeniden kullanımı, tuzlu su arıtma sistemleri ve susuz tarım teknolojileri gibi stratejiler uygulamaktadır. Ülkede ayrıca kırsal alan alanlarda sürdürülebilir tarım uygulamaları ve su kaynakları yönetimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. ABD'de kuraklıkla mücadele için su kaynakları yönetimi ve korunması, su kısıtlamaları, su tasarruf yöntemleri, tuzlu su arıtma ve geri dönüşüm sistemleri uygulanmaktadır. ABD'de çöl bölgelerinde kullanmak üzere özel bitki türleri geliştirilir. Afrika'da ise suya erişimi kolaylaştırmak için sürekli yeni kuyular açılıyor ve yeni teknolojiler geliştiriliyor. Brezilya, Amazon yağmur ormanlarının korunması ve restorasyonu için önemli adımlar atmaktadır. Ülke ayrıca kuraklıkla mücadele için çölleşme önleme programları uygulamaktadır. Hindistan ise kuraklıkla mücadele için birçok program yürütmektedir. Bu programlar arasında suyun tasarruflu kullanılması, su kaynakları yönetimi, kuraklıkla mücadele için teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları bulunmaktadır. Dünyanın dört bir tarafında aktivistler mücadele verse de dünyayı rayına oturtacak güçten yoksunlar ne yazık ki. Bu dünya hepimizin ve yaşayacak başka bir dünya yok. Bunun farkına varılmış olacak ki bireysel önlemler bir kenara bırakılıp konuyu bir de birlikte ele almak için COP26 zorunluluğu doğdu. COP, Conference of the Parties, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre ve Sözleşmesi altında düzenlenen ve dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bir araya geldiği yıllık bir toplantıdır. COP toplantılarına sözleşmeye taraf olan ülkelerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler katılır. Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde 10 maddelik bir anlaşmada mutabık olundu. Kuraklık sorunu dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ancak doğru stratejiler ve çözümlerle bu sorunla mücadele edebiliriz. Su
kaynaklarını korumak, tasarruf yapmak, beğenilikçi teknolojiler kullanmak gibi çözümlerle kuraklık sorununu çözebilir ve dünya genelinde sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz. Maalesef son yıllarda Türkiye'de de kuraklık sorunu yaşanıyor. Ülkenin pek çok bölgesinde yağışlar azaldı veya mevsim dışında gerçekleşiyor. Bu durum su kaynaklarının azalmasına, barajların doluluk oranlarının düşmesine ve tarım faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. 2022 yılında Türkiye'nin bazı bölgelerinde ciddi kuraklıklar yaşandı. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar su kaynaklarının hızla azalmasına ve tarım arazilerinde hasat kayıplarına neden oldu. Bu durum hem çiftçilerin hem de tüketicilerin maddi kayıplar yaşamasına yol açtı. Türkiye'de de kuraklıkla mücadele için birçok önlem alınmaktadır. Ne yazık ki Türkiye'de su kaynakları bölgesel olarak yönetilmekte ve sürdürülebilir su yönetimi için çalışmalar yine bireysel bölgesel olarak yapılmaktadır. Türkiye'de su tasarrufu konusunda farkındalık arttırma çalışmaları yapılmakta, su tasarrufu için teknolojik çözümler uygulanmakta ve sulama teknolojileri geliştirilmektedir. Türkiye'de kuraklık yönetimi planları hazırlanmakta ve kuraklıkla mücadele acil eylem planları oluşturulmaktadır. Türkiye'de baraj ve gölet inşası ile su kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlanmakta ve kuraklığın etkileri azaltılmaktadır. Türkiye'de su kaynaklarının korunması ve kirlenmesinin önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Su kaynaklarındaki kirlilik kuraklıkla mücadelede önemli bir etkendir ve bu nedenle su kaynaklarının korunması önemlidir. Kuraklıkla mücadelede bireysel olarak da birçok önlem alınabilir. Bu nedenle muslukları kapalı tutmak, kısa süreli duş almak, çamaşır ve bulaşık makineleri tam kapasite çalıştırmak gibi basit önlemler, dişlerimizi fırçalarken en basitinden suyu açık bırakmamak bile olabilir. Evlerde yağmur suyu toplama sistemleri kurmak, bahçe sulamak veya evde kullanmak için su sağlamak için kullanılabilir. Bahçe bitkileri seçilirken su ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Kurak koşullarda dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi su tüketimini azaltabilir. Atık suyun geri dönüşümü, çevre kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması da kuraklıkla mücadelede önemli bir faktördür. Bireysel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak kuraklıkla mücadeleye destek sağlayabilir. Kuraklığın etkileri ve önlemleri hakkında farkındalık yaratmak insanların su kaynaklarının daha duyarlı olmalarını sağlayabilir. Bu nedenle çevre konuları hakkında bilgi edinmek ve etrafımızdaki insanlarla paylaşmak da sorunun çözümüne ufak da olsa bir katkı sağlayabilir. Özellikle COVID döneminde de su tüketimi alanında büyük bir artış gözlemlendi. Su azalırsa tarım ve üretim azalır. Tarım ve üretim azalırsa dışa bağımlılık artar. Bir zincirin halkaları gibi yaşanan her bir sorun beraberinde başka bir sorunu getiriyor. Sonuç olarak kuraklık su kaynaklarına olan talebin mevcut kaynaklardan daha yüksek olduğu bir doğal afet olup toplumlar ve ekosistemler için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kuraklıkla mücadele etmek ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek gelecek nesiller için önemli bir görevdir. Unutmayın, bir şehirde su yoksa o şehir ölür. Küçük değişiklikler bile büyük bir fark yaratabilir. Farklılık yaratmaya bugünden başlayalım.